Merdivenden düştüm kızım. Yok bir şey. Büşra, hadi anneciğim, okula geç kalacaksın. Bak ben hazırlıyorum senin her şeyini. Mesude. Korkmasın diye yalan söyledim çocuğa. İyi yapmadım. Bu sefer kimle dalaştın Kemal? Ha? Yine kim iftira attı? Zaten sende hiç suç yok değil mi? İlla gerçeği öğreneceğim diyorsun yani. Ha? Peki. Ama sonra çok pişman olacaksın söylediklerine. Dün gece meyhaneye gittim. Bir kadeh, bir şey içeyim, rahatlayayım dedim. Olmadı. Rahat bırakmadılar. Mahallenin itinin, kopuğunun ağzına düşmüş bizim kız. Eylül mü? Yan masamda oturuyordu şerefsizler. Beş kişi bir yandan kafayı çekiyor, bir yandan da Eylül'ü nasıl götürecek? Ama ben hadlerini bildirdim karıcığım. Ölümüne daldım itlere. Ağızlarını burunlarını kırdım. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Onlar da beni indirdiler ama olsun. Bir daha da öyle konuşamazlar. Mesude, ne olursa olsun biz bir aileyiz. Senin kızın benim evladım. Eylül de anlayacak bir gün hatasını. Kemal, ya okuluna falan gidip sıkıştırırlarsa? Bostan korkulu mu senin kocan kızım? Hadlerini bildirdim diyorum. Hastanelik oldular. Bir daha da öyle konuşmaya cesaret ede... Mesude, bana tavaya iki yumurta kırsana. Her yanım sızlıyor karıcığım. Gücüm kuvvetim yerine gelsin.